Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Bu akşam yine 4 şehrimizden 4 değerli misafirimizle bir aradayız. Birazdan sorularımıza başlayacağız. Siz de eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi Ben Bilirim başvuru videolarıyla başlasın ve birlikte yol almaya başlayalım. Merhabalar, Merve ben. Merve Toprak, 29 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Aslen Trabzonluyum. Evliyim. Henüz 1 yaşında bir kızım var. Yarışmanızı uzun bir süredir severek takip ediyorum, keyifle izliyorum. Umarım orada olmak, yarışmak da çok keyifli olacak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Güzel, keyifli anılar biriktiririz umarım. Merhaba, ben Mehmet Ali Furkan Güneş. 24 yaşındayım. Eskişehirliyim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Edebiyatı mezunuyum. Son bir senedir özel bir şirkette ihracat satış sorumlusu olarak çalışmaktayım. Yarışmayı her akşam eşimle birlikte keyifle izliyoruz. Katılımı da onun sayesinde yapıyorum. Herkese başarılar dilerim. Merhabalar, ben Özge Döşer, 29 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Yarışmanızı uzun yıllardır severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar. Ben Emre Yaltır, Adana Ceyhan'dan yarışmaya katılıyorum. 39 yaşındayım, 4 çocuk babasıyım, esnafım. Balık av malzemeleri üzerine marketim var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da değerli misafirlerimizle sizi buluşturma zamanı Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam bir numaralı masamızda Eskişehir'den misafirimiz Furkan Bey var. İki numarada Adana'dan misafirimiz Emre Bey'i ağırlıyoruz. Üç numaralı masamızda İstanbul'dan Merve Hanım ve dört numaralı masamızda da Ankara'dan Özge Hanım'la yarışacağız. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Furkan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ben Mehmet Ali Furkan Güneş. 24 yaşındayım. 5 aydır evliyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Herkese başarılar dilerim. Ben de size başarılar dilerim. Mutluluklar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Özellikle eşiyle birlikte izlediğinin altını çizdi az önce zaten Furkan Bey. Evet, başvuru doğru. Videosunda. Umarım güzel bir yarış olur sizin adınıza efendim. Teşekkür ederim. Tekrar umarım. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Ve Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Emre Yaltır ben. Adana Ceyhan'dan katılıyorum yarışmaya. 39 yaşındayım. Evliyim. 2 tane erkek çocuğum. Allah bir de ikiz kızlarım var. Allah bağışlasın. Eğlenmeye geldim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Heyecan dolu. Çok mu? Hem de nasıl? Az önce iyiydiniz ama. Bakacağız. Hallolur hallolur Emre Bey. Eminim güzel bir performans sergiliyor Emre Bey evde. Burada da zaten gördüğüm kadarıyla ısındık ama insan tabii içinde mutlaka minik de olsa bir heyecan kırıntısı oluyor. Yani. Güzel geçer umarım sizin adınıza da efendim. İnşallah. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Merve Hanım 3 numaralı masamızda. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş buldum. 29 yaşındayım. İsmim Merve. Evliyim. 1,5 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Eğlenmeye geldim zaten uzun bir süredir takip ettiğimiz bir yarışma. Severek izliyoruz. Umarım eğleniriz. Herkes için keyifli olur. Başarılar diliyorum yarışmacı arkadaşlara. Ben de size başarılar dilerim. Umarım dediğiniz gibi herkesin keyif aldığı güzel bir yarış olur. Son ana kadar o heyecanı birlikte yaşarız. Tekrar başarılar Merve Hanım. Teşekkür. Sağ olun. Ve 4 numaralı masamızda da Özge Hanım var. Hoş geldiniz Özge Hanım. Merhabalar, hoş Merhaba. Bulduk. Ben Özge Döşer, 29 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Severek takip ediyorum uzun zamandır. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Özge Hanım. Sizde durumlar nasıl? Heyecan açısından. Bayağı oldukça fazla. Hadi bakalım aşacağız inşallah hep beraber el ele. Başarılar diliyorum Teşekkür efendim size ederim. De. Sağ olun. Sevgili seyirciler, değerli misafirlerimizi tanıdık. Artık o heyecanı biraz daha azaltıp performansa dönüştürme zamanı. O zaman dönelim Furkan Bey'e ve bu akşamın ilk harf tablosunu alıyoruz. Eşim Ceyda'nın C'si. Ceyda Hanım'ın C'sinde 50 puanımız var. Açılışı anlam bilgisiyle yapıyoruz. Bütün ev halkıyla birlikte anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Topluca. Topluca. Oldu mu? Olmadı Emre Bey. Ailece. Ailece. Bu akşamın ilk puanı Adana'dan misafirimiz Emre Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Emre Bey. Ve şimdi Emre Bey seçecek ilk harfini. Oğlum Mustafa Kemal'in M'si. Mustafa Kemal'in M'si 40 puan değerinde. Sorumuz müzikten geliyor.
1998'de vefat eden Haykırsam Dünya'ya Kar Beyaz gibi parçalarıyla bilinen şarkıcıdır. Nokta Nokta Tekin. Süremiz başladı. Kerim. Kerim Tekin. Emre Bey 2'de 2 yapar mı görelim. Kutlarız. Evet, kaybettiğimiz sanatçı Kerim Tekin'in de fotoğrafı geldi. Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Ve 3. harfin sahibi Merve Hanım'dayız. Kızım Nil'in N'si. Nil'in N'si. 70 puan eğitimden alıyoruz. Ülkemizde 36 ile 68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan kuruluşlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Ana çocuk. Ana çocuk. Görelim. Olmadı Emre Bey. Ana sınıf. Ana sınıf doğru mu? Hayır dediler Özge Hanım. Ana okul. Ana okul. Bir daha alayım. Ana okulu. Ana okulu doğru mu? Kutlarız. Ankara'dan misafirimiz Özge Hanım da açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Özge Hanım'dayız. Samsun'un sesi. Samsun 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan Çadır Dağı adıyla da bilinen coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı ekrandaki coğrafi oluşumu? Bir kutu açalım. Çadır Dağı adıyla da bilinen Merve Hanım. Saros. Saros oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutumuz da açılıyor. Emre Bey. Artos. Artos. Kalan 10 puan Emre Bey'e gider mi? Tebrikler. Hatta Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde der ki yaklaşık 200 tür kelebeğe ev sahipliği yapmaktadır der Artos için. Tebrikler Emre Bey. Sorunun sahibi şimdi Furkan Bey olacak. Buyursunlar. Bursa'nın B'si. Bursa. 60 puanımız var. Bir anlam bilgisi daha alıyoruz. Toplum içindeki saygı ve incelik davranışları, görgü, eğitim gibi anlamları olan kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Merve Hanım. Terbiye. Terbiye. Merve Hanım'a ilk puanını kazandırır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Merve Hanım. 60'la açılışı yaptık efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Emre Bey'deyiz. Trabzon. Trabzon 70 puana sahip genel kültürden geliyor. İki veya daha çok nesne arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uyumsuzluğudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Furkan Bey. Asimetri. Asimetri. Görelim. Tebrikler. Böylece Eskişehir'den misafirimiz Furkan Bey de hoş geldin puanını aldı. Hayırlı olsun Furkan Bey. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Şimdi Merve Hanım için geliyor harfler. İnanın iyisi. İnanın iyisi 30 puanı var. Genel kültürden geliyor. Görev ve meslek dışında severek yapılan dinlendirici, oyalayıcı uğraştır. Süremiz başladı. Hobi. Hobi. Görelim. Tebrikler. Özge Hanım'dayız şimdi.
Ankara'nın A'sı. Ankara'mızda da 30 puan varmış. Eşyalardan geliyor. Genellikle parklarda ve bahçelerde bulunan oturaktır. Süremiz başladı. Bank. Bank. Doğru mu? Tebrikler. Efendim ilk 8 sorumuzun ardından puan tablolarımıza bakacak olursak liderlik koltuğunu Emre Bey ve Özge Hanım 100'er puanla paylaşıyor. Merve Hanım 90, Furkan Bey de 70 puanla ısınmaya devam ediyoruz. Furkan Bey seçiyor. Denizli'nin D'si. Denizli 30 puan değerindeymiş, anlam bilgisinden alırız. Bir amaç uğruna bir değer veya varlıktan vazgeçmedir. Süremiz başladı. Veda. Bir daha alabilir miyim? Veda. 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 Doğru mu? Olmadı Merve Hanım. Feda. Feda. Bu kez doğru mu? Tebrikler. 120 puanla liderlik koltuğuna geçti Merve Hanım. Emre Bey seçiyor yeni harfi. Rize. Rize 40 puan kazandırabilir. Alışverişten gelecekmiş şu sorumuz. Pazarlıkta olabilecek en düşük fiyatı veya bir işin çıkar yolunu ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Özge Hanım. Oluru. Oluru. Doğru mu? Oluru. Kutlarız. Merve Hanım seçiyor. Yusuf'un Y'si. Yusuf'un Y'si 60 puan değerinde sanat kategorisinden alırız. Asırlardır varlığını sürdüren geleneksel Çin'i sanatıyla bilinen ilimizdir. Süremiz başladı. Kütahya. Kütahya. ...60 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Özge Hanım'dayız efendim. Erzurum'un E'si. Erzurum'umuzda da 70 puanımız var. Coğrafyadan geliyor. Kara sınırında tek komşusu İspanya olan ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Emre Bey. Portekiz. Portekiz. Görelim. Kutlarız. Furkan Bey için dönüyor harfler. Hatay'ın H'si. Hatay'ımızdan 50 puan kazanabiliriz. Kişi isimleri ve anlamlarından şöyle sorulmuş. Güzel koku anlamına gelen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Emre Bey. Reyhan. Reyhan. Oldu mu? Hayır dediler. Güzel koku anlamına gelen isim için bir kutu açalım. Bir kutu daha. Emre Bey. Nüket. Nüket. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Adana'dan misafirimiz Emre Bey 200 puanla yeni liderimiz. Tebrik ederim Emre Bey. Teşekkür ederim. Şimdi Emre Bey'deyiz. Pelin'in P'si. Pelin'in P'si 70 puan. Mesleklerden alacağız efendim şu soruyu. Göz doktorunun reçetesine göre gözlük, lens gibi gereçleri hazırlayan kişidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Furkan Bey. Optisyen. Optisyen. Doğru mu? Tebrikler. Merve Hanım'da soru seçme sırası. Kalp
Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'muzdan da 50 puan kazanabiliriz. Genel kültürden geliyor. Belli günlerde yapılan coşkulu ve eğlendirici gösterilerin tümüne verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Emre Bey. Şenlik. Şenlik. Doğru mu? Kutlarız. Buyursunlar Özge Hanım. Urfa'nın Ulusu. Şanlıurfa'mızın Ulusu'nda da 40 puanımız var. Matematikle devam ediyoruz. Birçok öğrenciye ter döktüren matematik klasiğidir. Nokta nokta problemi. Süremiz başladı. Havuz. Havuz problemi. Görelim. Tebrikler. Isınma turumuzun son 8 harfi sıralama şöyle. 250, 180, 180, 140. Furkan Bey ile başladık. Son 8'e. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 70 puan değerinde mecaz kategorisinden geliyor. Mecazen bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Mecazen bir şeyin veya kimsenin güçlü etkisinde kalmak. Emre Bey. Yenilmek. Yenilmek mi aradığımız cevap? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var Emre Bey. Kapılmak. Kapılmak. Bu kez oldu mu? Kutlarız. İlk turda son 7 sizdeyiz Emre Bey. Çorum. Çorum 50 puan. Sağlıktan alacağız efendim şu sorumuz. Adını ilk kez rahatsızlığı tanımlayan Türk hekimden alan, yaralarla kendini gösteren deri hastalığıdır. Süremiz başladı. Behçet. Behçet. Görelim. Kutlarız. Evet, hatta TÜBİTAK'ta şöyle bir bilgi aktarılmıştı. Der ki Hulusi Behçet, dermatoloji, cilt hastalıkları alanında dünyanın en büyük akademisyenlerinden biriydi. Kendi adıyla bilinen Behçet hastalığını ilk kez tanımlayan Hulusi Behçet'in pek çok cilt hastalığının tanısında ve tedavisinde de önemli katkıları oldu der. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Merve Hanım. Ordu'nun O'su. Ordu 70 puan kazanabiliriz. Tekstil kategorisinden alıyoruz. Bir terzinin veya moda evinin tasarlayıp hazırladığı her türlü yeni modeldir. Süremiz başladı. Gelmedi. Özge Hanım. Koleksiyon. Koleksiyon. Görelim. Olmadı. Ekrandaki ifade genellikle mevsimlerle ilişkilendirilerek kullanılan bir ifade. Ne olabilir? Nokta nokta işte tanıttı filan diye haberlerde duyarız. Özge. Kreasyon. Kreasyon. Bir daha alabilir miyim? Kreasyon. Kreasyon. Doğru mu? Kutlarız. Dilim dönmedi. Döndüğü bir yer vardı, orayı kabul ettik Özge Hanım. Tebrik ederim efendim. 250 oldu. Ankara'dan misafirimiz Özge Hanım. Şimdi harfini seçecek. Şanlıurfa'nın Ş'si. Şanlıurfa'nın Ş'si 30 puan. Televizyon ve sinemadan alıyoruz. Televizyon ve sinema sektöründe belirlenmiş sürelerde çalışanlara ödenen ücrettir. Süremiz başladı. Gelmedi.
Bir kutu açalım. Furkan Bey. Kaşe. Kaşe. Doğru mu? Kutlarız. Dört şehrimizden dört misafirimizle ilk turun son dört sorusuna kadar geldik. Furkan Bey ile başlıyoruz. Furkan'ın F'si. Furkan'ın F'si 50 puan. Benzetmelerden alacağız şu soruyu. İnce, uzun boylu veya uzun boyunlu manasındaki benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı. Gelmedi. Emre Bey. Zürafa. Zürafa gibi. Emre Bey'i 400 puana taşır mı? Tebrikler. Emre Bey'deyiz efendim. Üsküdar. Üsküdar 60 puan. Sporla devam ediyoruz. Spor müsabakalarının zamanını ve sırasını belirleyen çizelgedir. Süremiz başladı. Fikstür. Fikstür. Şu ana kadar güzel yarışan Adana'dan misafirimiz Emre Bey bu cevapla da 60 puan kazanır mı? Kutlarız. Merve Hanım seçecek bu turdaki son harfini. Zonguldak. Zonguldak 70 puan. Anlam bilgisinden geliyor Merve Hanım'a. Yanında, huzurunda, gözetiminde manalarına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Furkan Bey. Nezdinde. Nezdinde doğru mu? Hayır dediler. Buyurun Emre Bey. Nezdinde. Nezdinde. Nide. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı 30 puan. Buyurun Merve Hanım. Nezdinde. Nezdinde. Doğru mu? Tebrikler. Böylece Merve Hanım da 200'ü aştı. Ben Furkan Bey'in söylediğinde ikileme düştüm. Nezdinde mi dedin, nezlinde mi dedi diye. Le. Evet, soru sırasında da arkadaşlar kulaklığımdan uyardılar. Nezlinde cevabı geldi diye Furkan Bey de doğruluyor. Sağlık olsun diyelim. Tebrik ederiz Merve Hanım'ı. Ve efendim ısınma turumuz tamamlanıyor. Özge Hanım'ın son harfiyle. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 30 puan. Ekonomi ile turumuzu tamamlıyoruz. Bir ülkede dolaşımdaki para hacmine verilen isimdir. Para nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi Emre Bey. Para arzı. Para arzı. Doğru mu? Kutlarız. Efendim ısınma turumuzun ardından sıralamamız şöyle. Emre Bey 490'la lider. İkincilik koltuğunda Özge Hanım 250. Merve Hanım 210. Furkan Bey de 160 puan topladı. Isındık. Bakalım devamı nasıl gelecek. Hadi birlikte ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim finalistlerimizi belirlemek için ikinci turumuza başlıyoruz. Furkan Bey'in seçeceği ilk harfle. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 210 puan. Ben bilirim de bu akşamın en yüksek puanlı sorusu türkülerimizden ekranda. Hele hele yürü, fistanı sürü, anasının nazlı gülü, nanay da nay nay. Sözleri geçen türküdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Emre Bey. Oy bahçenize ben giremedim. Oy bahçenize ben giremedim.
Adana'dan misafirimiz Emre Bey tek sorudan 210 puan kazanır mı? Kutlarız. Emre Bey'i 700'e taşıdı bu cevap. Tebrik ederim Emre Bey. Yani. Şimdi Emre Bey seçiyor. Kayseri. Kayseri 180 puan değerinde birlikte bir söz arayacağız. Şöyle sorulmuş. Büyüklerimizden sıkça duyduğumuz geçmişe özlemin hissedildiği sitemkar bir özel gün cümlesidir. Süremiz başladı. Nerede o eski günlerimiz? Nerede o eski günlerimiz oldu mu? Hayır dediler. Merve Hanım. Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski bayramlar? Merve Hanım'a 180 puan kazandırır mı? Kutlarız. Merve Hanım da 390'ı gördü bu cevabın ardından. Tebrik ederim Merve Hanım. Şimdi harfimizi seçiyoruz. İlk Nur'un iyisi. İlk Nur'un iyisi 100 puan. Kategorisi bilim sorusu geliyor. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve çevreyle ilişkisini inceleyen daldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve çevreyle ilişkisini inceleyen dal. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puanımız Merve Hanım. Fitocoğrafya. Fitocoğrafya. Doğru mu? Tebrikler. Özge Hanım seçecek bu kez de harfimizi efendim. Yağız'ın Y'si. Yağız'ın Y'si 80 puan. Genel kültürden geliyor. Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir mermer türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açılıyor. Buyurun Merve Hanım. Fayans taşı. Fayans taşı oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Özge Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Emre Bey. Kaymak taşı. Kaymak taşı. Doğru mu? Kutlarız. İkinci turumuzun yüksek puanlı sorularının ardından, ilk dört sorunun ardından sıralama şöyle. Emre Bey 770 ile lider, Merve Hanım 440, Özge Hanım 250, Furkan Bey 160. Furkan Bey'deyiz. Edirne'nin neyse. Edirne 100 puan değerinde sinemadan alıyoruz. 2009'da vizyona giren, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı filmdir. Süremiz başladı. Güneşi gördüm. Güneşi gördüm. Eskişehir'den misafirimiz Furkan Bey'e 100 puan kazandırır mı? Kutlarız. Emre Bey için dönüyor harflerimiz. Adana. Adana 120 puan değerinde kısaltmalardan geliyor. Kısaltması SGK olan kurumdur. Nokta 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 kurumu. Süremiz başladı. Sağlık Bakanlık. Sağlık Bakanlık kurumu. Gelmedi Merve Hanım. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu doğru mu? Tebrikler. Liderlik yarışında fark azaldı. 770'e 560 oldu. Merve Hanım'dayız. Trabzon.
Trabzon 160 puan kazandırabilir. Coğrafyadan geliyor. Para birimi peso, başkenti Santo Domingo olan ülkedir. Süremiz başladı. Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti. Görelim. Kutlarız. Liderlik yarışında fark artık sadece 50 puan ve Özge Hanım'la gidiyoruz yeni soruya. Samsun'un sesi. Samsun'dan da 80 puan kazanabiliriz. Futboldan alırız efendim. Geçmişte Galatasaray'ın unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapmış sahadır. Süremiz başladı. Ali Samiyen. Ali Samiyen. Görelim. Tebrikler. Evet, Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan Galatasaray'ın stadına da ismini veren Ali Samiyen saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Ve şimdi Furkan Bey seçecek bir harf daha. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 150 puan kazandırabilir. Deyimlerden geliyor şu soru. Bir şeyin olmasını istemek veya düşünmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir şeyin olmasını istemek veya düşünmek. Kutularımızdan birini açalım. Bir Merve Hanım. Faaliyete geçirmek. Faaliyete geçirmek oldu mu? Hayır dediler. İstemek veya düşünmek ne olabilir aradığımız cevap. Bir kutu. Buyurun Emre Bey. Gönlünden geçirmek. Gönlünden geçirmek. Oldu mu? Kutlarız. Emre Bey 900'ü de aştı. 910'a ulaştı bu cevapla. Emre Bey sizdeyiz. Üsküdar. Üsküdar 120 puan değerinde genel kültürden alıyoruz. Ülkemizde 2024'te uygulanmaya başlanan alışılmış ziyaret saatlerinin dışında düzenlenen kültürel etkinliktir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Alışılmış ziyaret saatlerinin dışında düzenlenen kültürel etkinlik. Bir kutu daha. Buyurun Emre Bey. Gece müzeciliği. Gece müzeciliği. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Final turumuza doğru yol almaya devam ediyoruz. Merve Hanım'ın seçeceği bir harf daha var. Yumuşak G. Yumuşak G 120 puan demek. Atasözlerimizden alıyoruz. Zamanında çalışan kişi zor dönemi rahat geçirir. Manasındaki atasözüdür. Yazın nokta nokta terleyen, kışın nokta nokta üşümez. Süremiz başladı. Yazın güneşte terleyen, kışın yağmurda üşümez. Yazın güneşte terleyen, kışın yağmurda üşümez. Oldu mu? Olmadı Özge Hanım. Yazın güneşte terleyen, kışın soğukta üşümez. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine hayır dediler Furkan Bey. Sıcakta terleyen, soğukta üşümez. 120 puan kazandırır mı? Tebrikler. Sıralama değişti. Furkan Bey 380'li üçüncülük koltuğuna geçti. Bu atasözümüzün ardından Özge Hanım'dayız. Özge'nin ölsü. Özge'nin ölsü. 90 puan.
anlam bilgisinden alıyoruz. Dikkat çekmeyen, göze çarpmayan manalarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Merve Hanım. Gösterişsiz. Gösterişsiz. Doğru mu? Tebrikler. Final turumuza kaldı 8 harf. Tüm misafirlerimizin final şansı devam ediyor. Furkan Bey buyurun. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 130 puan demek. Müzik kategorisinden alıyoruz. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Sözlerine sahip Orhan Gencebay şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Emre Bey. Hatasız kul olmaz. Hatasız kul olmaz. Doğru mu? Kutlarız. Finale son 7 ve şanslar devam ediyor. Emre Bey sizdeyiz. Urfa. Şanlıurfa'mızın U'sunda da 90 puan var. Tarihi yapılardan alacağız şu soruyu. İstanbul Üsküdar'da Validebağ korusu içinde yer alan bir tarihi yapıdır. Nokta 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 kasrı. Süremiz başladı. Adile Sultan. Ah yetişemedik Merve Hanım. Adile Sultan Kasrı. Adile Sultan Kasrı doğru mu? Evet, 900 puanı gördü bu cevabın ardından Merve Hanım ve aradığımız tarihi yapı Adile Sultan Kasrı'na dair de görsel ekrandaydı. Kaldı elimizde 6 harfimiz. Sorumuzun sahibi şimdi Merve Hanım. Merve'nin M'si. Merve'nin M'si 80 puan canlılardan geliyor. Kızılçam ormanlarına zarar veren böceklerle mücadelede kullanılan canlı türüne verilmiş isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Özge Hanım. Terminatör. Terminatör. Ankara'dan misafirimiz Özge Hanım'a 60 puan kazandırır mı? Kutlarız. Finale son 5. Özge Hanım sizdeyiz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale 90 puan değerinde bu kez de oyunculardan alıyoruz. Yaşamak ne güzel şey, günah bende mi, kadın değil baş belası adlı filmlerde rol almış Jön'dür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ekranda Yeşilçam'ın önemli oyuncularından biri var. Kutularımızdan birini açıyoruz. Emre Bey. Engin Çağlar. Engin Çağlar. Doğru mu? Kutlarız. Evet, Türk sinemasında önemli bir yeri olan Engin Çağlar'ın fotoğrafı geldi efendim ekrana. Bizim de elimizde kaldı artık son 4 sorumuz. Furkan Bey ile başlıyoruz son 4'e. Ramazan'ın R'si. Ramazan'ın R'si 90 puan. Anlam bilgisinden alacağız bu kez. Bir kargaşayı sakinleştirmek veya birini yumuşatmaktır. Süremiz başladı. Yatıştırmak. Yatıştırmak. Görelim. Kutlarız. Emre Bey'deyiz. Van. Van 90 puan.
mecaz kategorisinden geliyor. Sıra dışı düşünceleri olan ve kimsenin fikrini beğenmeyen kişiler için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Merve Hanım. Havai akıllı. Havai akıllı oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Özge Hanım. Sivri akıllı. Sivri akıllı oldu mu? Tebrikler. Efendim birazdan finalimiz var ve final turumuzda Emre Bey ile Merve Hanım yarışacak. Oraya geçmeden önce elimizde kalan soru sayısı artık 2. Sizdeyiz Merve Hanım. Şanlıurfa. Şanlıurfa 80 puan demek, yayıncılıktan geliyor. Gazetede ya da dergide gündelik konuların bir görüşe bağlanarak yorumlandığı kısımlara verilen addır. Süremiz başladı. Köşe yazısı. Köşe yazısı. Merve Hanım son sorusundan da puan kazanır mı? Tebrikler. Ve efendim turumuzu Özge Hanım'ın son harfinden tamamlıyoruz. Zonguldak. Zonguldak. Kalan son kategoride alet edevat şöyle sorulmuş. İçinde hava kabarcığı bırakılmış sıvı dolu bir cam silindirin yer aldığı ölçüm aletidir. Süremiz başladı. Su terazisi. Su terazisi. Görelim. Tebrikler. Efendim bu akşam Ben Bilirim'de 4 şehrimizden 4 misafirimizi ağırladık. Finalistlerimiz 1200 puanla Adana'dan misafirimiz Emre Bey, rakibi ise 980'le İstanbul'dan misafirimiz Merve Hanım. Kutlarız. Evet, yaptığı son ataklar iyiydi. Özge Hanım'ı üçüncülük koltuğuna taşıdı. Ankara'dan misafirimiz Özge Hanım 550 puana ulaştı. Burkan Bey de yakın bir performansla yarıştı. Eskişehir'den misafirimiz 470 puan topladı. Tebrik ederim. Evet, birazdan finalimiz var. Arada 2 soruluk fark var. Bakalım orası nasıl sonuçlanacak? Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Özge Hanım, ne dersiniz bu akşama dair? Çok keyif aldım. Burada sizlerle beraber yarışmak çok güzeldi. Borsadaki arkadaşlarıma, borsa ofisime buradan selam gönderiyorum çok. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Özge Hanım. Bizim için de ağırlamak keyifliydi. Tekrar sağ olun efendim. Ankara'dan emek verip gelmişti Özge Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve Furkan Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Çok ilginç bir deneyimdi. İyi ki burada bulundum. Herkese başarılar diliyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum herkesle. Biz de çok memnun olduk sizi tanımaktan, Ben Bilirim ailesine katılmanızdan. Furkan Bey bu akşam ailece stüdyomuzdaydı, eşiyle birlikteydi. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim, teşekkür ederim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var 2 soruluk fark. Öndeki Emre Bey mi, geriden gelip Merve Hanım mı? Bu akşamın birincisi olacak. Ben Bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim finalimize Emre Bey'in 2 soruluk avantajıyla başlıyoruz. İlk kategorimizde Merve Hanım seçecek. Hazır mısınız Merve Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri. Tarihi alanlar, edebiyat, fizik, biyoloji, tescilli lezzetler ve enstrümanlar. Hangisiyle başlayalım Merve Hanım? Tarihi alanlar Yağız olsun. Tarihi alanlar Yağız'ın Y'si. Geliyor finalin ilk sorusu. Milattan öncesine ait taş ocağı ve heykel atölyesinin bulunduğu Gaziantep'teki tarihi alandır. Nokta nokta açık hava müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi.
Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutumuz da geliyor. Emre Bey. Yasamak. Yasamak Açık Hava Müzesi doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Yasamak doğru mu? Olmadı Merve Hanım. Yesemek. Yesemek Açık Hava Müzesi doğruysa fark 1'e düşecek. Görelim. Tebrikler. Kaldı 9 soru. Farkımız 1 soru. Sizdeyiz Emre Bey. Tarihi alanlar Alara. Peki efendim, tamamlıyoruz tarihi alanları Alara'nın ağasıyla. Soru şöyle. Tarihte İsfendiyaroğulları olarak da anılan Candaroğulları Beyliği'nin merkezi olan yerdir. Süremiz başladı. Gaziantep. Gaziantep. Cevap doğruysa yine 2 soruluk avantaj yakalar Emre Bey. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Bu soruda 2 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Emre Bey. Kastamonu. Kastamonu. İsfendiyaroğulları olarak da anılan Candaroğulları Beyliği'nin merkezi olan yer Kastamonu mu? Görelim. Kutlarız. Kalan 8, fark 2. Merve Hanım sizdeyiz. Edebiyat T. Peki efendim, edebiyat T harfi geliyor. Beyami Safa'nın ünlü bir Türk Hakanı'nı anlattığı tarihi romanıdır. Süremiz başladı. Battal. Battal. Bir soruya düşer mi fark, görelim. Olmadı. Bu soruda da 2 kutu açma hakkımız var. Birini açıyoruz. Emre Bey. Attila. Attila. Cevap doğruysa 3 soruluk avantaj yakalayacak Emre Bey. Doğru mu, görelim. Tebrikler. Kalan 7, fark 3. Sizdeyiz Emre Bey. Edebiyat Urfa. Peki efendim, tamamlıyoruz edebiyatı Şanlıurfa'nın usuyla. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başına dair bilgiler veren hatırat türünde önemli yeri olan eserdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Yine bu sorumuzda da 3 kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Merve Hanım. Taburname. Taburname. Fark 2'ye düşer mi? Taburname. Oldu mu? Hayır dediler Emre Bey. Haburname. Haburname. Emre Bey 4 soruluk bir avantaj yakalar mı bu cevabıyla? Görelim. Olmadı. Sadece Merve Hanım'ın buton hakkı var, kullanmak isterse 8 saniye. Saburname. 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 4. ve son hakkımızı kullanıyoruz. Hatırat türünde önemli yeri olan o eser. Saburname'mi görelim. Olmadı ve efendim bu sorudan iki misafirimizde de puan alamadık. Peki cevabımız neymiş, birlikte görelim. Baburname'ydi aradığımız cevap. Elimizdeki soru sayısı 6, farkımız 3. Merve Hanım'dayız. Tescilli Lezzetler Denizli. Peki efendim, geliyor Tescilli Lezzetler Denizli. Gümüşhane ilimizin coğrafi işaret tescili aldığı parlak ve yumuşak yapısıyla bilinen yiyecektir.
Süremiz başladı. Dil peyniri. Dil peyniri. Oldu mu? Hayır dediler. Bu soruda... Buyurun Emre Bey. Dut pestili. Dut pestili. Gümüşhane ilimizin coğrafi işaret tescilli yiyeceği farkı dörde yükseltir mi? Dut pestili görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde 5 soru. Farkımız 4 soru. Sorunun sahibi Emre Bey cevabı verirse bu akşamın birincisi olacak. Sekerse Merve Hanım'ın şansı devam edecek. Geliyor kategoriler. Tescilli lezzetler Emre. Tescilli lezzetleri tamamlıyoruz E harfiyle. Manisa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Kilis, Muğla, Gaziantep, Mersin, İzmir, Hatay, Mardin ve Osmaniye'nin tescilli lezzetidir. Süremiz başladı. Yer fıstığı. Yer fıstığı. Cevap doğruysa Emre Bey bu akşamın birincisi olacak. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. 15 saniye. Emre Bey. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Yer fıstığıyla tamamlayamadı yarışı Emre Bey. Zeytinyağıyla bu akşamın birincisi olur mu? Görelim. Kutlarız. Efendim bu akşam da iki başarılı misafirimizle final turumuzu geride bıraktık. Nihai tablomuz şöyle. Ne eksik ne fazla. Tam 2000 puan toplayan Emre Bey bu akşamın birincisi. Yine çok güzel yarışarak bu akşam ağırladığımız Merve Hanım da 1180 ile ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı Merve Hanım yarış, ne dersiniz? Çok keyifliydi ama heyecanlandığım kısımlar oldu tabii. Ama Emre Bey çok güzel yarıştı, tebrik ediyorum kendisini. Çok keyifliydi bu arada olmak, ben çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz Merve Hanım. Zaten hani performans olarak iyiydiniz. Hele de Emre Bey gibi çok seri bir rakibe karşı güzel bir yarış izlettiniz valla. Teşekkür ederim efendim. Ağırlamaktan çok memnun olduk, sağ olun. Ve Emre Bey, tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Bu akşam sağ olsun Emre Bey, Adana'dan emek verip gelmişti. Nasıldı sizin adınıza? Şöyle bir klişe var. Televizyonda daha iyi diyorlar, evde daha iyi. Ama burada çok heyecanlı. Yani aklımıza geliyor ama dile vuramıyoruz. Evet, çıkmıyor. Ondan çok çıkmıyor. Misafirimiz bu. Evet, fakat çıkmıyor. Televizyon başındaki gibi kesinlikle değil. Sizde de mi çıkmadı? Hayır, hayır. Vallahi çok yani iyi yarıştı. Yani en az 5 tane soru zihinde oluştu ama dile vurulmuyor. Demek ki bir de onları dile vursak üstüne doğru gidecektik Emre Bey. Güzel yarıştınız vallahi. Teşekkür ederim. Bazen misafirlerimiz bu son yorumlarda mütevazı açıklamalarda bulunuyorlar. Mutlaka kaçanlar da oluyor tabii. Evet. Fakat dediğim gibi özellikle ikinci turda çok istikrarlıydınız. Tek soru oy bahçenize ben giremedim. 210 puan. Evet. Arkasından bir tane daha bir tane derken sizi rahatlattı epey. Güzel bir performanstı. Finalde de keza öyle. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim Emre Sağ Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Artık Emre Bey'in de ödülünü takdim edelim efendim. Sevgili seyirciler, bu akşam da ben bilirim diyen 4 şehrimizden 4 değerli misafirimizi ağırladık. Finalimizin ardından 2000 puana ulaşan Emre Bey günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik teşekkür ederim. Tebrik ederim Emre Bey. Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşam da sona geldik efendim. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.